Selamun aleyküm herkese. Bugün gönlü güzel bir abimiz geldi. Hafta sonu bizi ayırdı. İsten sıktı. O da yanımıza geldi. Biz de öyle yeni isten sıkıp güzel bir ortama geldi. Güzel bir çekim yapacağız. Videomuza geçmeden önce her videoda dediğim gibi sizden yardımınızı, desteğinizi bekliyorum. Her şey sizlerin yardımınızla, desteğinizle oluyor. Desteğinizi bizden esirgemeyin. Şöyle bir röportaj videomuza geçmeden önce abimizi bir tanıyalım. Sizi bir tanıyalım abi. Evet, benim ismim Erkan. Bir deri firmasında muhasebe sorumlusu olarak çalışmaktayım. Arabalarda bir tutku benim için. Mesleğim harici de hobi olarak da bununla uğraşıyorum. Aynen. Abi, herkese sorduğum bir soru vardı. Size de sormak istiyorum. Siz de modifiye deyince ne geliyor aklınıza? Valla modifiye, herkes yurt dışında modifiye olayını biliyor. Orada tamamen bu bir sektör, bir uğraş. Aynen. Bir yaşam biçimi. Bizim Türkiye'de de son 2-3 senede bir ilerleme kaydetti. Daha önce bu kadar şeyli değildi. Yani benim için araba bir heyecan, tutku, modifiye, onun ötesinde bana bir hayatımda bir renk katan bir olay. Ya bu anlatılmaz yani, dışarıda bilmiyorum. Aynen. Bu araba ortamına nasıl başladın, bu modifiye işine ya? Ben işte yabancı sitelerde hep bu şekilde şey yapıyordum. O meşhur filmden sonra Hızlı Öfkeli filmde birçok insanın şeyinde. Arabalara karşı hep merakım olmuştur. Ondan sonra hep araştırı ve işte ilk Türkiye'de bu fuarlar öncülük etti. Ben de oradan zaten araştırmayı da seven bir insanım mesleğimde gereği. Benim için dediğim gibi ben de işte Allah nasip etti bir arabam oldu. Onda da neler yapabilirim diye hep araştırarak işte bugünlere geldim. Bu sizin ilk arabanız mı, yoksa önceden aracınız var mıydı? Önceden aracım şirket arabası kullanıyordum. Hep dediğim gibi, yani neden Clio dersen, eski onu şirket aracında ve yani duruşunu, şeyini seviyorum. Yani herkesin bir sevdalı olduğu bir araba var. Muhakkak bu da benim yani. İçin Clio benim için de. Abi, biraz arabanız hakkında bilgi alsak, modern tarz, o tarz. Bu ara aracım ben aldığımda 2015 9. ay çıkışlı Renault Clio hatchback 1.5 dizel 75 beygir ve şu anda bu aracı da yazılımlı 115 beygir yaptık. Onun ötesinde Joy paket, kimse inanmıyor. Ve bu aracı aldığımda ben hiçbir şey yoktu araçta. Orijinal fabrikası gibi. Orijinal fabrikası da bomboş bir araçtı ve şükür bugünlere getirdik yani. Orta, şöyle söyleyeyim, üstünde ekstradan ufaktan bir alsak, sadece sen araçla gösteririz de ufaktan bir alsak ekstradan. Valla iç dizaynından başlayayım. 10.1 double tape var. Kumandalı aydınlatma var. Arka kapılarda gene Nefron'un monitörleri var. Arka bagaj özel dizayn ses sistemi var. Kapılarda özel ses dizaynı var. Koltuklar gene özel deri koltuklar yaptırdım. Direklerde gene o şekilde Hertz'in kolonları var. Arkada da MIT takımı var. Bu şekilde komple. Ayrıca piyano bilek içinde de torpido ve kapılarda ve arkalarda da şey var. Ve ayrıca iç halk kapısında da kapılarda da şeyler var. Ne derler? Krom aksamları var. Aynı altı aydınlatmadan tutun da sis çıkarına her şey var. Tamam, şekilde. Sadece araç incelemeye girdik mi, hepsini detaylı olarak göstereceğiz. Evet. Bu araçların ortalama bir değerini alsak abi, fabrika hali bunları. Valla soran oluyor bunların ortalama, evet, bir değeri. Şu andaki değeri yani 53 bin civarında şu anda ikinci el fiyatı, yani 2015 modellerde. Yani 53 bin civarında şu anda ikinci el olarak fiyat. Bu aracı bu hale getirmek ne kadar sürdü abi? Valla ben yani bir ay işte krom aksamını, OMSA krom aksamını yaptım. Bir ay sadece üst tavan kaplamasını yaptım. Yani gerçekten çok uğraştım. Bir anda olacak şeyler muhakkak, değil. Aynen. İşte teybi yaptım, ondan sonra özel tasarım yaptık arkaya, bagaja. Güzel. Ondan sonra işte air sistemini kurduk. Sonra yazılımını yaptık. En son da bu folyo kaplama dizaynları yaptık. Şu anda da hiç kimse de olmayan bir dizayn var. Yani şu anda Clio grubunda. Ortalama ne kadar bir değer harcadınız araza? Valla şu anda yaklaşık 16-17 bin lira harcamışım. Yani bütün komple
sistemi komple. Bu arazi bu hale getirdikten sonra aileniz olsun, çevreniz olsun nasıl bir tepki aldınız abi? Vallahi herkesin tepkisi her yapılan şeyde ya önceden çok güzel deniyordu. Bir şeyler daha yaptık. Muhteşem deniyordu ve şu andaki son tasarımdan sonra harika ötesi. Emeğe saygı ve gerçekten bir ilk olmuş hiçbir yerde görmedik deniliyor. Ve bunları duydukça ben çok hoşuma gidiyor. Zaten benim için tutku bir olay. Ve arabayla ilgisi olmayan insanlar da şu anda sadece boş arabası hiçbir şey yapmayan insanlarda bile bana yolda bile çevirip resim çekenler vesaire bunu soranlar var. Nerede yaptırdınız, nasıl oldu, bu hale geldiniz diye ben de elimden gelince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu aracı ilk ne zaman aldınız abi? Bu aracı alalı 1,5 sene oldu. 1,5 seneden sonra işte doğru. Parça bu. Aracın üstünde en sevdiğiniz parça nedir? En sevdiğim parça şu an için en son yaptığımız dizayn, şu kaput uygulaması. Maşperli altı flap, kimse de olmayan bir şu uygulama ve şu jantlar. Evet. Jant tasarımı benim en sevdiğim şu anda. Doğrudur abi. Aracın üstünde ilk yaptığınız işlem nedir abi? İlk yaptığım eski fabrikasyon çıkışlı teybiş yapıp Yenisini double ekran taktım. İlk yaptığım işlem buydu. Sizce aracın dış görünüşü mü önemlidir, iç görünüşü mü? Benim için dış görselliği herkesin gördüğü ama içte de kullanan için. Bence her ikisi de bir bütün olması lazım. Doğrudur abi. En son bir sorum olsa. Bu trafik cezalarının hakkında neler düşünüyorsun abi? Yeni kanunlarda bazı şeyleri gerekli görüyorum. İnsanların, yayaların güvenliği için. Ama şu modifiye olayında da artık bunun belirli şeylerin suç olmaktan çıkıp belirli bir Avrupa'da olduğu gibi standartlara çekilmesi taraftarıyım. Yani en doğrusu. Bizim gibi modifiye tutkunu olan insanların da beklentisi bu. Aynen. Yani. Bugünkü röportaj videomuz bu kadar. Birazdan da aracı inceleme videomuzu izleyebilirsiniz. Röportaj videosunu yaptık. Şimdi aracımızı abimiz size detaylı olarak anlatacak. Sizdeyiz abi. Söyle vereyim. Evet, şimdi ön taraftan başlayalım. Ön taraftan başlayayım. Bu farlar filmli. Film yapıldı. Sis çerçeveleri, ön lip, panjur ızgarası piyonu bilek kaplama, Alfa Romeo'lu lardaki olan küçük plaka gene mühürlüdür. Ondan sonra şu amblemdeki tasarım, şuradaki hatlarını belli eden kaput tasarımı, şerit. Devamla. Direklerdeki detaylar, özel folyo kaplama. Jantlara gelelim. Jantlarda aralarda 80 mikron özel Amerikan folyo kullanılmıştır. Bu direklerde buralarda gene aynı şekilde özel dizayn gene kaplama vardır. Jantlar Alpin, ebatları da 205-40-17 7.5 offset'tir. Aynı altı var galiba arabada. Aynı altı kartal gözü diye tabir ettiğimiz aynı altı aydınlatma mevcut. Kapılardaki şerit tasarımı ve bir detay daha, bu arabalarda burası tamamen şeydir, ne derler onu, mattır. Bunlar da gene aynı şekilde folyo kaplamadır. Altta maşper var. Maşperin altında da özel flap yapılmıştır. Ayrıca tüm detayları da buralarda da krom aksamlar gene mevcut. Ayna kaplamamız mevcut. Tavan tamamen kaplama ve direkler aynı şekilde de tamamen kaplama mevcut. Burada da RS spoilerımız yapılmıştır. Gene bu arkada da bunlar da tamamen tasarım, film kaplama yapılmıştır. Arkada da şu şekilde farklı bir dizaynda difüzörümüz mevcut. Gene aynı şekilde şu amblem detayı yapılmıştır. Bagaj dizaynı var. Onu iç tesisatta gösterelim. Gene de bütün olarak da bu tarafta da gene aynı işlemler yapılmıştır. Alayım abi. Arızamızın disini abimiz size anlattı. Birazdan da iç dizaynını video olarak göstereceğiz size.
Kaldığımız yerden devam ediyorum. Biraz yağmur yağdı, kusurumuza bakmayın. Söyle, istiyorsan abimiz detaylı olarak size anlatacak. Sizdeyiz abi tekrardan. Evet, camların filmlerini söylememe gerek yok zaten. Şu kapılardaki kaplamalardan bahsedeyim. Bu şekilde bunlar hoparlörde kaplamalar yapılmıştır. Burada özel kesim deri koltuklarımız mevcuttur. Gene simitte özel deri kaplama var. Özel kolçağımız var. 10.1 nefron double ekran var. Kumandalı iç aydınlatma mevcuttur. 4 kapıda da. Arka tarafa geldiğimizde gene arkalarda da monitörler mevcut. Birbirinden bağımsız olarak bir sistem olarak bağlanmıştır. Bagaja geldiğimizde de iki tane binlik ve amfimiz ve koltuk arkasında da işlemcili amfimiz mevcuttur. Bu şekilde de özel tasarım yapılmıştır. Ve mid takımı 3 yollu, o şekilde hepsi özel dizayn yapılmıştır. Artı bagaj altı kayan led, yine kumandalı, o şekilde detayımız vardır. Artı şuradaki gene krom aksam, bu şekilde iç detaylı olarak yapılmıştır. Alayım abi şimdi. Evet. Şimdi videoda ismini detaylı olarak abimize anlattı. Şimdi video olarak izleyebilirsiniz iç dizaynını gene tekrardan. Araz'ın ismini de video olarak size gösterdik. Şimdi abimiz Air hakkında biraz sizlere bilgi verecek. Evet, Air sistemi 4 bağımsız olarak Dynamic Air'de Alper Usta'da yapılmıştır. Ayrıca içten de manuel olarak kumanda 4 bağımsız olarak yapılmıştır. Söyle de biraz ufak Air'imizi göstersek. Bu şekilde tek dört bağımsız olduğu için tek olarak kalkıp inebiliyor veya sadece ön tarafı indirebiliyorsunuz veya bu şekilde arka tarafı indirebiliyorsunuz. Yukarıda bu şekilde kullanım var. İçten de hem sağa sola ve öne arkaya o şekilde yanlara da bu şekilde yatırabiliyorsunuz. Dört bağımsızın özelliği olarak bu şekilde bir sistem mevcut. Aracımıza Air ve Air'imizi gösterdik. Air olarak biraz bilgi verdik. Şimdi abimiz tesisatı size birazdan dinleteceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Aracın etrafında şöyle ufak olarak bir detaylı olarak size gösterelim. Hey!
bugünkü videomuzda bu kadar abi, hakkını helal et. Bize zaman ayırdın. Çok ne teşekkür ediyorum. Söylemek istiyorum. Buradan selam göndermek istediğim var mı abi? Valla bu arabada emeği olan çok insanlar var. İlk önce Dynamic Air, Alper Usta'ya ve Alto'ya teşekkür etmek istiyorum. Daha sonra bu arabanın özel tesisatında çok emeği geçen Üçkar Elektronik, Erkan Usta'ya teşekkür etmek istiyorum Esenler'de. Ve son olarak Hürot Otogaraj, Özgür ve Recep'e sonsuz teşekkürler. Buradan bu tasarımlar onların emeğiyle yapılmıştır. Ve şu anda bir ilke imza attık. Onlara çok çok teşekkür etmek istiyorum. Başka planlarınız var mı arazinin üstüne abi? Daha var. Onlar da sürpriz olsun. Tamam abi. Sürpriz olsun. Söylemek istiyorum. Abimizin linkini alt tarafa bırakacağım. Herkesin de takip etmesini istemek istiyorum. Her tane aklınıza bir şey kalır, sormak istediğiniz var mısa her türlü abimiz size yardımcı olur. Bugünkü videomuz bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı lütfen unutmayın. Çünkü sizlerin yorumu bizler için çok önemli ve de değerli. Gönlünüzden nasıl bir yorum geliyorsa o şekilde yapmanızı istiyorum. Artı videomuzu da paylaşmayı ve de kanalımıza abone olmayı unutmayın. En kısa zamanda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.